Programımızın sonuna doğru gelirken imar affını sormak istiyorum size. Hepimiz biliyoruz ki kaçak yapılan, yani olması gerektiği gibi yapılmayan bir konut imar affı ile bir anlamda yasallaşıyor. Yani gerekli cezai şartlar yerine getirildiğinde izinsiz yapılan bir konut izinli hale geliyor. Bu noktada ülkemizde gerçekleşen imar afflarının ileride yaşanabilecek depreme dair ne gibi sonuçları olur? Sizin de söylediğiniz gibi yani bizim imar affı dediğimiz konu deprem yönetmeliklerine, imar kanunlarına aykırı yapılmış. Ama bunun neticesinde yapı kayıt bedelleri denir bunlara. Belli yapı kayıt bedelleri ödendikten sonra orada belli başlı işte oranın iskanının verilmesi, yapı kayıt belgesinin verilmesi gibi bir durum söz konusudur. Dolayısıyla bu imar affı neticesinde artık depreme dayanıklı olmayan binaların da yapılaşmaya açıldıklarını biz görüyoruz. Ve bu Türkiye'de çok aslında meşhur bir şeydir. Özellikle çok ilk kez yanılmıyorsam 1984 yılında ortaya çıkarılmış bir durumdu. Daha sonrasında 2018 yılındaki genel seçimlerden hemen önce 2017 yılında böyle bir imar affı gündeme geldi. Ve Türkiye'de yaklaşık 7 milyon konutun bu anlamda kaçak olarak yapılan, imar mevzuatına ve deprem yönetmeliklerine aykırı yapıldığı düşünülen, yani %100 hepsi olmak zorunda değil, bu binaların bizler yasallaştığını görüyoruz. Devlet olarak bunu denetleyemediğiniz durumda böyle bir denetleme mekanizması ortaya koyamıyorsunuz. Çünkü ne için söylüyoruz? İmar kanunu eklenen geçici 15. ve 16. maddeler var. Özellikle 16. madde der ki sen yapı maliki olarak, oranın maliki olarak sen burayı depreme aykırı yapıp yapmadığın benim için çok fazla önemli değil. Sen bana sadece yapı kayıt bedeli altında bir bedel vereceksin. Dolayısıyla ben sana burayı yasal hale getireceğim. Evet, dediğimiz gibi bunun Türkiye'de yaklaşık 7 milyon yapıya bu şekilde bir izin verildi. Ve şu anda deprem bölgesinde yaklaşık 294 bin civarında bu şekilde yapı kayıt belgesiyle yasalaşmış yapılar var. Bunun tabii ki depreme etkisi çok fazla. Çok korkunç bir şey değil mi Onur Bey bu? Çok korkunç. Bizim yani her zaman eleştirdiğimiz bir şey bu. Çok korkunç bir şey. Ya biz bunu sürekli olarak eleştiriyoruz. Bunun gelmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Evet. Şu an hangi parti olduğunu söylemeyeceğim ama şu an Türkiye'de bir siyasi parti. Şu an komisyonlarda görüşüyor. Tekrar imar affının gelmesi için bir teklifte bulundu. Ve şu an komisyonlarda görüşülüyordu. Ve deprem nedeniyle şu an muhtemelen askıdadır. Çıkadabilir. Yani tekrar bu görüşülebilir. Çünkü Türkiye'de bizim hep bildiğimiz bir şey var. Deprem oluyor. Deprem olduktan sonra insanlar tekrar imar afflarını gündeme getiriyor. Ya imar affı çok hukuka aykırı bir şey, çok acı bir şey, felaket bir şey. Ama daha sonrasında herkes normale döndüğünde tekrar isteyenler istediğini yapabildiği bir ülkedeyiz biz. Dolayısıyla ben bu ülkede bir daha imar affı çıkmaz diye bir şey kanaatinde değilim. Ama imar affı bir felakettir. Gerçekten öyle. Yani bile bile o yapının, değil mi? Yani herhangi bir olası tehlikede ne hale geleceğini bile bile şey yapmak, yani kabul kesin ederek bu yola devam etmek. Kesin. Gerçekten çok ne diyeceğimi bilemiyorum. Konumuz da zor, yaşadığımız günler de zor. Ama tedbirler çok kati ve kesin olmak zorunda. İşte eğitimden, biz o yüzden eğitimden bahsettik. Eğer ki eğitimli, liyakatli, gerçekten bunu aslında biz ilkokul yıllarından beri başlatmamız gereken bir süreç. Yani eğitimli, liyakatli insanların bulunduğu yönetimlerde imar affları gibi bir şeyler asla söz konusu olmaz. Burası bir deprem ülkesi. Ya Avrupa'nın birçok yerinde fay hatlarının olmadığını biz görüyoruz. Ama orada bile çok kati şekilde, orada yaşayan arkadaşlarımız var bizim. Bunları soruyoruz, konuşuyoruz. Yani oralarda bile bu yönetmeliklere, bu kanunlara, imar kanunlarına o kadar ciddi bir riayet var ki kesinlikle. Yani oralarda ben Avrupa'nın o esas önemli ülkelerinde ben düşünemiyorum ki imara aykırı bir yapı yapmış olduğunuzda. Çok ciddi cezaları var bunların. Ama ülkemizde, deprem bölgesi olan ülkemizde yani buna evet, göz yumulması evet, çok göz yumulması. Ciddi bir eğitim sorunudur bu. Çok çok. Son sorum yaşadığımız şehirle ilgili olacak. Tabii dilim varmıyor ama İstanbul'dayız. Şu an bizimle birlikte aynı şehirde olup kaygı duymayan, endişelenmeyen, korkmayan yoktur sanırım. Ve deprem bekliyoruz. Çok uzun bir süredir maalesef deprem bekliyoruz. Ben İstanbul depremini Onur Bey düşünmek dahi istemiyorum.
Pek çok Avrupa ülkesinden fazla bir nüfusa sahibiz. Yapılaşma o biçim. Yani türünün tek örneği megapol şehir olarak tüm ilçeleri birleşmiş. Gerçekten ben düşünmek dahi istemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İstanbul depremi deyince gözünüzde nasıl bir şey canlanıyor? Ve İstanbul'da bulunduğu bölgede yapılarının riskli ve güvensiz olduğunu düşünen vatandaşlarımız nasıl bir yol izlemeliler desem? Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de, daha doğrusu İstanbul'da böyle bir durumun yaşanması, yani 7.4, 7.6, 7.7 gibi depremin yaşanacak olması sadece İstanbul için değil, Türkiye için bir felaket. Kesinlikle. Çünkü tam anlamıyla böyle. İstanbul Türkiye'nin metropolü. Her ne kadar başkent değil ama bütün en önemli kurumların bulunduğu yer hep İstanbul. Evet. Dolayısıyla İstanbul'da böyle bir felaketin yaşanıyor olması, konut sayısının fazla olmasından dolayı, insan sayısının fazla olmasından dolayı ciddi bir felaketle karşı karşıya kalınabilir. Dün ya da bir önceki gün Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması var. Diyor ki biz diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün bütçesini bu yapılar için, yapıları düzenlemek için ayırmış olsak bütçemiz kesinlikle yetmiyor buna diyor. Dolayısıyla kendisi de böyle bir felakete işaret ediyor. Nitekim Sayın İçişleri Bakanımız bizim dün yanılmıyorsam yaptığı bir açıklamada bizim bütün hazırlığımız İstanbul depremi üzerineydi gibi bir ifade kullandı ama ben buna da katılmıyorum. Çünkü biz İstanbul depremiyle ilgili herhangi bir şey görmedik. Yani İstanbul depremine hazırlanmakla ilgili biz herhangi bir şey görmedik. Şu an devlet olarak eğer gerçekten böyle bir hazırlık varsa biz vatandaş olarak bunu neden görmedik? Dolayısıyla bizde tamam özellikle 99 depreminden sonra ortaya çıkan daha ön planda olan 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasamız ve bunun da bir uygulama yönetmeliği var. Ama sürekli refüze ediliyor bu, sürekli yenileniyor ama bu da yeterli değil. Çünkü bizim amacımız kentsel dönüşüm, bir kenti yenilemek aslında. Hı hı hı. Depreme dayanıklı hale getirmek ama bizde yapılan şey aslında binasal dönüşüm. Yani binaların dönüşümü. Çünkü daha öncesinde bir oy birliği aranırdı, şimdi 3'te 2 çoğunlukları gibi bazı çoğunluklar geldi, şimdi onlardan bahsedeceğim. Ama yine de bu yeterli değil. Bu bir aslında İstanbul'da, Türkiye'de de öyle binalar anlamında bir değişiklik değil, bir reform gerekir. Yani bu reformu Türkiye'de muhakkak uygulamak gerekir. Hı hı. Şimdi burada eğer bir kimse yapısının riskli olduğunu düşünüyorsa, 6306 sayılı yasa ve onun uygulama yönetmeliği çerçevesinde işlenecek bir takım prosedürler var. Nedir? Eğer ki siz orada bir kat irtifakı varsa veya bir iskanınız varsa, oradaki kat maliklerinden herhangi bir kimse veya arsa tapınız varsa, arsa maliklerinden bir kimse gidip bakanlığın lisanslı kuruluşları vardır. Bu lisanslı kuruluşlara başvurarak diyebilir ki ben yapımın riskli olup olmadığını tespit ettirmek istiyorum. Hı hı. Bunun için 3'te 2 çoğunluk gerekmez. Genelde çok bilinen yanlıştır. Bu tek bir malik dahi bunu yapabilir. Yapabilir. Orada gittiğinde ben yapımın tespitini istiyorum diyebilir. Riskli yapı olup olmadığını tespitini. Daha sonrasında yetkili kimseler gelir. Orada detaylı numuneler alır. Bunun betonların, kirişlerin, kolonların ciddi numuneler alır. Bir tespit yapılır. Uzman heyet tarafından. Ve diyelim ki buranın riskli olduğu ortaya çıktı. Artık o saatten sonra sizin yapınız riskli olduğu için bu riskli yapı şerhi gidip tapuya şerh edilir. Artık siz 6306 sayılı yasa çerçevesinde yapınızı riskli hale getirip bu kentsel dönüşüm yasasına soktunuz anlamı taşır. Ama tabii bunun da itiraz prosedürleri vardır. Hı hı. Diyelim ki tapuya bu riskli yapı şerhi işlendikten sonra ilgililere tebligatlar yapılır. Yani diğer kat malikleri olabilir, diğer ilgililer olabilir. Onlara bu riskli yapı tespitiyle ilgili bir itiraz süreci tanır. Ya başkaları diyebilir ki yani böyle bir şerh konuldu ama bizim yapımız riskli değil. Evet. Böyle bir şey böyle de ortaya çıkıyor. Gerçekten riskli olmayabilir. Evet. Ya bu neticede o 15 gün içerisinde bir itiraz süreci vardır ilgililerin. İlgililer o itirazlarını yapar ve tekrar itiraz yapıldıktan sonra tekrar bir inceleme gerçekleşir. Bu inceleme neticesinde yine teknik heyet bu incelemeyi yapar ve nihai bir sonuç verir. Ya riskli yapı şerhini kaldırır ya da o riskli yapı şerhi artık kesinleşir. Artık kesinleştikten sonra bir itiraz prosedürü kalmamıştır ama az önce ben hasar tespitlerle ilgili söylediğim için bir idari yargıya başvurma durumu vardır. Genelde zaten kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlemesinin nedeni de idari yargıda açılan bu davalardır.
İdari yargıda bir dava açılır ve burada da önemli olan yürütmeyi durdurma kararının alınıp alınamamasıdır. Diyelim ki buradan bir yürütmeyi durdurma kararı alınırsa belki 1 sene, 2 sene, 3 sene o yapıyla ilgili, o riskli yapıyla ilgili bir süreç yönetemeyebilirsiniz. Bu da zaten süreçlerin uzamasının temel nedenlerinden bir tanesi. Hı hı. Diyelim ki itiraz edildi, sonuç alınmadı, dava açıldı, dava sonuçsuz kaldı. Artık kesinleşmiş olan bu riskli yapı tespitine karşı ilgililere artık buranın tahliye edilmesi ve yıkılması istenir. Bizim meşhur 60 günlük ve 30 günlük sürelerimiz vardır. Yani yapı maliklerine denir ki 60 gün içerisinde burayı tahliye et. Diyelim ki 60 gün içerisinde burası tahliye edilmedi. Bir 30 günlük daha ek süre verilir. Bu 30 günlük sürede geçtikten sonra artık yıkılmadıysa burası kamu kendi gücünü kullanarak bu yıkımı gerçekleştirir. Ve nitekim eğer dediğimiz gibi orada bir iskan alınmış bir yerse, yani kat irtifakı olan bir yerse veya iskan alınmış bir yerse, bu da 634 sayılı yasa çerçevesinde bir müteahhitle anlaşılır. O müteahhit neticesinde o maliklerin 3/2 çoğunluğu aranır. Hı hı. Diyelim ki oy birliği oldu veya 3/2 çoğunluk oldu. Oy birliği olursa süreç hızlı bir şekilde ilerler. Ama oy birliği olmadıysa 3/2 çoğunluk aranır. 3/2 çoğunlukta o azınlıkta kalan kişilerin kamu eliyle satışları yapılır, açık artırmaları yapılır ve en nihayetinde yeni bir bina ortaya çıkmış olur. Aslında riskli yapı dediğimiz sürecin ya süreç bu şekilde ilerler. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de bu yavaş ilerliyor, birçok davalar açılıyor, tedbirler alınıyor. Bu ne derler az önce bizim söylediğimiz gibi yani durdurmalar alınıyor. Dolayısıyla bu süreçten dolayı bu süreçlerde çok uzun ilerliyor ama bence kentsel dönüşüm yasası çok amacına uygun yapılmadı. Genelde binasal dönüşümlerle süreçlerin uzamasına sebebiyet verdi. Onur Bey çok önemli gerçekten. Bundan sonra da çok ciddi bir dönemde uzmanlığınızla ilgili çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. İlerleyen dönemlerde de size gelen sorularla yine ilgilendiğiniz çalışmalarla sizi tekrar aslında konuk etmek isteriz izleyenlerimizin aydınlanması açısından. Çok teşekkür ediyoruz. Dilerim ki evet bundan sonra dilerim ki hepimiz bunu kalpten diliyoruz ki gerçekten her şey usulüne uysun ve en az zararla atlatalım. Ayaklarınıza sağlık. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bu şu mühim süreçte yaptığınız çalışmalarla ilgili. Ya hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci birlikte hareket ederek atlatabilmemiz lazım. Ama daha öncesinde olmadı ama artık dersler çıkarmamız lazım. Dersler çıkardığımızda bizim artık kurtardığımız canla övünmekten ziyade bakın hiç binamız yıkılmadı, hiç can kaybımız olmadı. Çünkü biz hukukun doğrularını yerine getirdik, mevzuatlara uygun bir şekilde hareket ettik diyerek en büyük temennimiz, tesellimiz bizim bu olmalı. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde bunların yaşanmasını ben diliyorum. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın sonuna geldik. Avukat Onur Sönmez'le birlikteydik. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bilinçli, tedbirli ve güvenli olalım diyerek bitirmek istiyorum ben programı. Deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın bir an önce yaralarının iyileşmelerini ve hayatlarını bir an önce en güzel şekilde inşa etmelerini tüm kalbimizle diliyoruz. Gelecek hafta Sine 1 ekranlarında Yaşama Dair programında yeni konular ve konuklarla buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.